Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz güzel dostlarım benim 8 Kasım 2024'de geldik saat 16.30 işten geldim Bayağı bir yoruldum başım ağrıyordu ancak çekme fırsatı bulabiliyorum günlerden cuma hepinizin cuması mübarek olsun yarın cumartesi şabatınız şalomunuz mübarek olsun pazar günü artık kimin için mübarekse onlar için mübarek olsun. Meşrebine göre böyle güzel bir hafta sonu başlangıçları dileyeyim şimdiden. Gerçi ben yarın çalışıyorum. Sanki benim için hafta sonu yarın başlıyormuş gibi. Şunu biraz şöyle mi kaldırsam. Dün mü, ondan önceki gün mü ne bir arkadaş so sormuş. Arkandaki ne öyle mermer mi kestirdin falan diye şunun için. Daha önce açıklamıştım da tekrar söyleyeyim arkadaşın merakını gidermek adına. Bu bir şömine. Ee, eskiden... Burası 1905 yılından kalma bir bina. 1930'lara, 40'lara kadar falan bütün binalarda sistematik olarak yani her odada bir şömine olurmuş. Bizde soba vardı biliyorsunuz. Ama bugün itibariyle hiçbir şömine artık işlevsel değil. Kapatılmış. Sadece dekoratif ama bütün odalarda hala var. Ee, biz de dekoratif olarak işte üzerine incik boncuk bir şeyler koyuyoruz. İşte senede bir geliyorlar, ilaçlıyorlar. İşte hamam böceği, hamam böceği çıkmasın diye. Öyle bir şey canlarım benim. Evet şimdi ben sesli gazeteye geçeyim. Siz de bir like, abonelik, gönlünüzden geçen başka şeyler varsa işte YouTube'un katıl butonu bilmem nesi filan. Patreon, Patreon o da olur. Bakalım bugün ne saçmalıklar varmış. Sesli gazetemizde. Evet şimdi kapatalım. Hemen gelelim Evet, dün bir haber gördüm. Adamların şeyine bak, son dakika Milliyet Gazetesi'nin küpüründe gördüğüm bir haber. Ama buradan ne hikmetse, e, hani şey etiket olur ya, e, anahtar kelime. Anahtar kelime Erdoğan, Macaristan, FETÖ konunun FETÖ ile ne alakası var anlayabilmiş değilim. FETÖ, Macaristan, Erdoğan. <laughs> Hümmetinin lideri Erdoğan'dan Avrupa Birliği tepkisi Avrupa Birliği'ne tepki göstermiş. Demiş ki Türkiye'nin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yok bu nedir yav demiş. Makul bir izahı yok mu? Ulan senin varlığın bu makul izaha en büyük açıklama. Ulan senin gibi bir despot bir adam varken zalim cahil bir adam varken sonradan görme. Her önüne gelen teröriste vatandaşlık veren bilmem ne sence Avrupa Birliği... Türkiye'ye vizeleri kaldırır mı şey e, Avrupa Birliği kabul eder mi senin ülkeni kendi birliğine mantıklı o senin gibi bir adam varken sen eder misin mesela sen Avrupa olsan senin gibi bir adam olsa eder misin yani gerçi edersin sen Afganistan'da vizeleri kaldırmış adamsın Irak'la kaldırmış adamsın hayır sen siktir et Avrupa Birliği'ne girme meselesini ulan sana vize vermiyor Schengen artık vermesi gereken yani alabilecek adamlar artık alamıyorlar vize alamıyorlar. Sen ilk önce bir onu hallet de ondan sonra Avrupa Birliği'ne girersin sen. Ne olacak? Memnun değilsen ne yapacaksın? Brüksel'e kayım mı atacaksın? Çok biliyorsun ya atarsın bir kayım. Hayret bir şey. Devam ediyor. Bugün çok coşmuş ya. Çok coşmuş. Bugün diyor ki Türkiye'yi yasakların, korkuların ve baskıların ülkesi olmaktan çıkartıp fırsat fırsat eşitliğinin, adaletin ve özgürlüğün hakim olduğu bir yer haline getirdik demiş. Allah Allah. Bir psikologlar bilmem neler böyle konferanslar, doktora tezleri, ne bileyim sempozyumlar falan böyle şeyler organize etmeli. Yani bu 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 nasıl böyle <laughs> Allah Allah nerede yaşadığını zannediyor acaba? Kendisini Finlandiya'nın cumhurbaşkanı falan mı zannediyor? Ne ne yani? Yani şu söylediği şeylerin hiçbirisi yok. Yani şu söyledi yani olabil hani dersin ki şunlar şun, şu var şu yok filan dersin. Ulan söylediği şeylerin hiçbiri mi olmaz adamda ya? Ulan hiçbiri mi olmaz ya? Fırsat eşitliği yok. Adalet yok, rezalet var. Özgürlük adına hiçbir şey yok. Tüm Avrupa, şey Avrupa'da, Amerika'da neyse dünyada yapılan istatistiklerde e, Basın özgürlüğünde, ifade özgürlüğünde en son sıralardasın. Afrika ülkelerinden bile kötüsün. Yasakların, korkuların. Kimle konuşursa gözaltına alınıyor. Kendi millet, yani meclisteki milletvekilleri, bilmem neleri de dahil olmak üzere. Kimin ne olduğuna bakmadan. istediğine kayyım atıyorsun. Pezevenk çıkmış bir de diyor ki, özgürlüklerin bilmem ne olduğu ülke haline getirdik diyor. Tipe bak. Başka şeyler de söylüyor, ona da geçeriz. Şimdi Cevheri güven güzel bir şey paylaşmış enteresan arkadaşlar. 2024 KPSS'de mahkeme 4 soruyu iptal edince puanlar yeniden hesaplandı. Ama sınava girenlerin sayısı gizemli biçimde artmış. Sınava daha evvel girmeyen yüzlerce kişiyi araya yüksek puanla sıkıştırmışlar. 222 2022 KPSS soru çalma iddiasıyla tekrar yapıldı. 2023'te girenlerin ataması girenlerin ee, ataması halen yapılmadı. Mülakat olayıyla derece yapanlar bile elendi. Ardı gelmez skandallar. Şöyle bir şey oluyor. Şurada 91.437 kişi. Şurada 90.833. Yani düzelteceğiz diye tekrar sınav kağıtlarını okuyorlar ama 1500 kişi ekstradan gir veriyor araya kaynıyor ki nereden geldiyse lan bir sınav olmuş zaten onları sen tekrar okuyacaksın nereden geliyor bu adamlar. İşte ondan sonra da dün varrak denen, denen, o yarın dediği gibi al, alın teri değil akıl teri olması lazım filan dedi. Onunla da ilgili bir haber var aşağıda ona da bakacağız. Son dakika hep de son dakikalar. <laughs> Ümmetin lideri demiş ki benim benim yaklaşımım şey benim yaklaşım tarzımı biliyorsunuz. <laughs> bilemiyoruz biz. Yani yaklaşım tarzını bilemiyoruz. Yani <laughs> bugün yaklaştığın gibi yarın yaklaşacağının garantisi yok bugün yaklaşmayacağın gibi yarın da bilmiyoruz yani orasını. İnşallah faizle birlikte enflasyonda düşecek. Yani inşallah yani. İnşallah düşer yani. Bundan hiç endişeniz olmasın. Şu fakire verin 400'ü bu iş huzur içinde çözülsün. şu fakire verin oyları. Faiz nasıl düşüyor görün dediğini. Yani ümmetin lideri bugüne kadar söylediği bir şeyin sözünü tuttu mu? Hiç tuttuğu bir söz var mı? Sözünün eri bir adam mı? Değil. Güvenilecek bir adam mı? Değil. Güvenilmez bir adam. Şimdi bu adam eğer hiç endişeniz olmasın diyorsa arkadaşlar yatırım yapın. Bak yatırım tavsiyesi bu. Yani dolara, euroya falan yatırım yapın diyor yani. Türk lirasından falan vazgeçin. Benim ekonomideki mantığım bu. Ekonomide mantığı da varmış. Mantık işletiyor ekonomide. Bir ekonomist olarak aldığım öğrendiğim bilgi bu. Allah Allah. Ekonomist kim kim sana o payı veriyor ya? Kendi kendine kendi kendilerini bir ekonomist, birisi siyaset bilimci ilan ediyor. Oğlu siyaset bilimciyim diyor. Bu çıkıyor diyor ben ekonomistim diyor. Belli ekonomist oldun ne kadar ekonomist olduğunu, ülkenin içine sıçtın. Ekonomisi kalmadı, bir şey kalmadı. Ondan sonra da çıkmış hatırlayın. Hatırlayalım. Neyi hatırlayalım? Hatırlayın Mehmet Bey'in yine Maliye Bakanı olduğu dönemlerde ta 2007'ler mi 2006'lar mı ne o zamanlardan bahsediyor. Maliye Bakanı olduğu dönemlerde faiz 4 küsür seviyesindeydi. Enflasyon da 5.6'ya kadar düşmüştü. Şimdi bunu yeniden inşallah ülkemizin gündemine getireceğiz. Hayır işte o zamanki konjonktür yok. O zamanlar sen daha despot olamamıştın. Despot olma yolunda taşlar düşüyordun. Kimse böyle hani anlamıyordu yani olur mu olmaz mı bu adam bir 20 sene bu ülkenin başında kalır mı filan diye hiç kimsenin aklına gelmeyecek şeyler oldu gelmeyecek şeyleri yaptın sen o zamanlar bir teftiş vardı ülkede hak edenler en azından bir yerlere gelebiliyordu filan <laughs> o zamanlar olur şimdi şimdi olabilir mi bu şimdi milletin kredi kartından 100 bin liradan fazla limiti olandan e, para almayı düşünen yamyam yam adamlarsınız siz Örnek olarak da o dönemi veriyor. He. Sonra da diyor ki enflasyon... Ha tamam bu aynı haber. Kişiye hakaret suçları 9000 TL ceza karşılığı ön ödeme kapsamına alınmış arkadaşlar. Ee, kişiler soruşturma aşamasında devlete 9000 TL ödedikleri takdirde... Hak devlete, hak, devlete ödediği de yani... Çünkü sen şimdi dava açılacak, davada gidip karşı tarafa vereceksin. Hiç uğraşma diyor, sen bize ver 9000'i, biz bunun toptan kapatalım bu davayı falan diyor. Yani o bundan mağdur olan adam bir şey kazanamıyor yani. Böylece uzlaşma aşamasında 50-100 bin TL tazminat alma devri kapanacak. Yani bak bir adam çıkıyor bir adama küfür ediyor. Ondan sonra o, o adam dava ediyor onu. Ondan sonra diyor ki 9 bin lirayı ver bana bu davayı biz kapatalım diyor. Adamlara bak. Ee, onun hakkı hukuku ne olacak? Adama küfür etmiş bilmem ne yapmış. Falan. Ya. Neyse şimdi tabii bu şeyi daha kapsıyor mu? Benim de hakkımda bayağı bir dava var. Mesela Cumhurbaşkanı hakaret davasını falan da kapsıyor mu? Biz versek 9 bin lira kurtulabiliyoruz mu yani? 9 bin lira değil 9 lira vermem ben. Bak 5-6 tane davam var. Bana dese 9 lira ver şu davaları kapat. Vallahi billahi vermem. Vallahi billahi 9 lira verip ne, ne, ne gelecekse gelsin yani. Ben zaten gemileri yakmışım yani. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Evet, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyım 420 işçi işten çıkardı. Ahmet Türk'ten tepki. Kayyımı tebrik ediyorum. 420 yoksulu işten çıkararak Türkiye'yi kurtardılar, Kürtleri bitirdiler. Vallahi ya şu adam adamdan ne istiyorlar ya? Allah Allah. Şu <laughs> <laughs> Şimdi bu namussuzlar bu işte seçimler dönemi ümmetinin lideri şey diyor işte biz Kanal İstanbul yapacağız. Sonra diyorlar ki eğer gelirlerse Kanal İstanbul yapmayacaklarmış. Devlette esasiyet önemlidir. Yani önemli olan es esa şey esas e devamiyet esastır pardon. Devamiyet esastır öyle şey olur mu ya filan gibi bir şey söylemişti. Bunlar olduğu zaman devlette devamiyet esas oluyor ama kayyım bile geldiği zaman adam 420 kişinin nasıl tırpanlamış lan bu 420 kişi işten çıkartılır mı lan? 420 kişi 420 kişiye vereceğimiz parayı biz ihalelerle cebimize atarız diyor adam. O Mardin'in işi olmuş olmamış Mardin bizim sorsan onlara Mardin Kürt şehri bunlar PKK'lı der siler atarlar yani hiçbir hizmet gitmesin bunlara gebersinler. Bunların kafası böyle. 420 kişi işten çıkartıyor. Metin'in lideri de yukarıda fırsat eşitliği bilmem ne diyor. Evet, Rütük Fethullah Gülen için mekanı cennet olsun diyen sunucu Aysin Komitkan'a oy birliğiyle ceza vermiş arkadaşlar. Kadın da Böyle hani birisi ölür arkasından ya Allah tasiratına şey de dedi Perinçek de dedi Perinçek'e bir ceza vermediler mesela. Perinçek dedi ondan sonra o kübra pardon o, o dangalak da dedi ki biz onlara lanet ettik biz Allah belanı versin dedik siz niye öyle diyorsunuz. Ve ben cehenneme gönderme e, şeyi olan e, birisi değilim falan dedi. <laughs> niye ona da ceza verin Perinçek'e de. <laughs> yani kime ne dileyeceğini bilmem neyi şey devlet belirliyor yani dileyemüsü böyle. Oy birliğiyle ceza vermiş. <laughs> i̇yi, iyi bok yediniz gerizekalı herifler. Dünyanın neresinde var ya? Fırsat eşitliği, özgürlük diyordu demin. Herkes istediğine <laughs> Diyebilir Allah rahmet eylesin, bilmem ne falan diyebilir. Hayır bunlar ondan da geçti. Kim bela okumuyorsa ona soruşturma açacak duruma geldiler yani. Sen bela okudun mu bakayım filan. Kübra Par öyle diyor biz bela okuduk siz niye öyle diyorsunuz filan diyor. Koç Holding'e bunu yapan ekonomi vatandaş'a neler yapmaz bilmiyoruz ekonomim yapmış nasıl olmuş. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Koç Holding 2024-9 finansal tablolarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 52.86 milyar lira kar açıklayan Koç Holding 1.9 milyar lira zarar açıkladı. Bu doğruysa bu her şeyi gösteriyor bu fotoğraf. Yani 59 milyardan ertesi sene 1.9 milyara zarara gerilediğine göre ülkenin ekonomisinin nasıl bir bok çukur içerisinde olduğunu hükümetin lideri ekonomist olarak normalde bunu bize açıklayabilir. Koç Holding değil mi? Biz çocukluğumuzdan beri Koç Sabancı, Koç Sabancı, Koç Sabancı 1.9 milyar zarar açıklamış. Ya da çökmüşlerdir Koç Holding'e. Sen ver bize şu kadar para vergi de verme zarar açıkla filan. Vereceğin vergiyi bize ver zarar açıkla demişler de olabilirler bak demişler sen vergi vereceksin ya o vergiyi bize ver biz onu cebe atalım sen de zarar açıkla nasıl demişlerdir kesin evet bir AK Parti mucizesi daha bir yılda odacılıktan genel müdür yardımcılığına dün arkadaşlar ilgili haber altında şimdi varan haberini yaparken alın teri değil şey akıl teri olmalı filan ya aptalca şeyler söylüyor ya Hani demiştim ya bir tane adam hastanede işte şoför olarak giriyor, başhekim yardımcısı falan oluyor, bu haberleri yaptık falan dedim ya, vallahi billahi ben ne zaman konuşsam ardından bu tip bir haber geliyor. Bu da başka bir tane, odacı adam, odacı, kağıt kürek işleri, çay çorba getiriyor falan yani, genel müdür yardımcılığına uzanan bir başarı öyküsü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetli kadrosunda çalışırken geçtiğimiz yıl bir anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na daire başkanı olarak atanan Metehan Karataş, aynı müdürlükte, aynı müdürlükte genel müdür yardımcılığına getirildi. Şimdi ben de hemen, ben de hemen Dolayısıyla o haberi paylaştım. Nerede lan benim haber? Benim haber gitmiş. Şey, yani bu e, Varank'ın dediği var ya alın teri e, değil, akıl teri olması lazım filan de. Şimdi bu pezemekten ne alın teri var ne akıl teri var. Bunlar işte bunlar sizin marifetleriniz bunlar. Böyle adamlarla doldu ülke. Ondan sonra o ülke kalkınır mı? Bok kalkınır. Odacılıktan bilmem neciliğe. Evet, Özgür Özel yine saçma sapan konuşuyor. Gitmiş şeye Uğur Dündara, Uğur Dündar'ın yanında size bir sürpriz var dediler. Dilruba var ya işte sokak röportajında hakaret etti diye gözaltına alındı falan ondan sonra çıktı çıkar çıkamaz bunu CHP'liler çağırdılar işte yanlarında sanki biz bunu gördünüz mü? Nasıl savunuyoruz? Nasıl koruduk, kolladık kollarımızın altına aldık falan gibi. Ya kardeşim Dilruba'da da hata var şimdi sen lan bir parti olarak sen o insanın e, yap yani o insanın zaten ifade özgürlüğünden dolayı sen onun niye kendi renklerine buluyorsun yani. Adam başka bir fikirde olsa seninle hiç alakası olmayan ne bileyim seküler olmayan. Ya gerçi bunlar da seküler değil, Bağnaz da. yani ne bileyim başka bir dindar kesimden birisi olsa ve haksızlığa uğrasa sen onun hakkını savunmayacağın manasına geliyor bu. Sen öyle biraz işte şey hani Batılı tarzda, modern falan gibi böyle. Bunu hemen çağırdılar. Ya yani bu, bu zaten senin yapmaman gereken bir şey bu. Neyse böyle bir saçmalık oldu. Ee, bu kız da gitti. Bu kızın da saçmalığı oydu. Orada Dilruba yani olmayan bir şeyi anlatıyor. Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu tabii falan diyor. Dilruba da buna yuh yalana gel diye cevap veriyor. Ben mi sürpriz yapmışım? Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var. Kahve içmeye diye gittik. Israr üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalı bir gün olduğu halde kabul ettim diyor. Sizce kim yalan söyleyebilir? Bence Özgür Özel tabii ki yalan söylüyor. Yani çünkü siyasetçi bir. Yani sen buradan şey nemalanmaya çalıştı CHP. Gördünüz mü? Biz işte hakkını savunduk ve onu hapishaneden çıkarttık. Şunu, şimdi onu e, kendi partimize içinde katıyoruz, gösteriyoruz, vitrine koyduk falan gibi. Bu yani. Kız da demiş böyle bir şey yok diye. Sonra aynı canlı yayında Sonra diyor ki işte gözleri dolmuş. Ah canım benim. En büyük isteğim Atatürk'ün huzurunda anıtka bir defterine genel başkanımız. Partiniz 100 yıl sonra iktidarda size verdiğiniz sözü tuttuk. Peki Atatürk de sana derse olan 100 yıldır niye o sözü tutmadınız? Pezevenkler neyse yani 60 yıldır 70 yıldır diye sana kısa ne diyeceksin? Hala meselenin romantizminde bunlar ya. Birisi çıkar... Biz Allah'ın partisiyiz, İslam'ın partisiyiz, sancağıyız bilmem ne der. Bu manyaklar çıkar Atatürk'ün. Atatürk'ün partisi martisi öyle bir parti yok. Bir parti var siyasi parti. Ülkenin kalkınması için bir şeyler yapması gereken parti yani siyaset bu. Ne onun partisiyim bunun partisiyim diye böyle bir aptalca bir şey var mı yani? Ha, sen mübareksin, dokunulmazsın, iyisin, hoşsun Atatürk'ün partisisin. Öbürküsü boktan parti. Her hepsi boktan da yani siyaseten. Hayır yani kendilerine böyle bir ee, mübareklik kutsallık atfetmeleri aptalca bir şey. Ancak Türkiye'de olan bir şey yani. Atatürk'ün partisinde ne oluyor? Ne oluyor yani? Birisi çıkar yok biz İslam'ın sancağıyız bilmem neyiz. Fatih'in torunuyuz. Bok püsürük. Oğlum hasta mısınız ya? Sözü tuttuk. Hedefimiz muasır medeniyetler seviyesine çıkıp aşmaktır yazmak. Onu yazacak bir şey. Geliyor Akşener. Heyt be. Akşener geliyormuş arkadaşlar. Hazır olun. Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. İyi Parti eski genel başkanı Meral Akşener'in siyaseti bırakmayı düşünmediği. La bırakır mı? Ona bulaşan siyaseti bırakan Türkiye'de bir daha bırakabilir mi onu ya? Ve MHP'de siyaset yapmak için gün saydığı iddiaları gündemde iddia bence doğru. Yani MHP'de zaten yapıyordu. Yani İyi Parti dediğimiz şey MHP bilmem ne hepsi aynı bok zaten. Yani değişen bir şey yok. Yani ha MHP'de yapmış, ha İYİ Parti'de yapmış. Yani MHP'de de yapsaydı zaten aynı şeyleri söyleyecekti. İYİ Parti'de de yapınca aynı şey, bir şey değişmedi ki. Sadece gitti, ikinci bir parti kurdu yani. Aynı partiyi, fotokopisini çekti, bir yerde kurdu. Değişen bir şey yok yani. Bitti. Oh, güzel olmuş. 20 dakika yeter, kafi. Evet, bitsin arkadaşlar sesli Gazetemiz. Yarın da... Pazartesi bakarız duruma göre. Şey pazartesi. <laughs> Estağfurullah ya. <laughs> cumartesi. Ertesiler karıştı. Yarın cumartesi. Ee, kendinize iyi bakın o zaman. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle. Canım dostlarım. Benim.